Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Bu videomuzda barış yayınları türev fasikülü test 7'yi birlikte çözeceğiz. Şükür hocamız zaten bugün için 7, 8 ve 9'u ödev vermişti. Öyle hatırlıyorum en azından. Şimdi test 7'nin ilk sorusuyla başlayalım. İlk soruda bize demiş ki bu fonksiyon kaç noktada türevsizdir? Arkadaşlar bu fonksiyonda paydayı 0 yapan noktalarda fonksiyon türevsizdir. Bu yüzden x eksi 1'i 0 işledik burada. X eşittir 1 noktasında türevsizdir. X kare eksi 4'ü 0 işledik arkadaşlar. X eşittir eksi 2 ve artı 2 noktasında türevsizdir. Yani 3 tane noktada türevsizdir. Aslında şunu da söylemek gerekiyor burada. Arkadaşlar fonksiyonun türevini de alıp payda var mı diye bakmak gerekiyor. Çünkü fonksiyonun türevinde payda varsa o noktada yine türevsiz olacak. Kırılma noktası olduğu için arkadaşlar türevsiz olacak. Mesela ben bu fonksiyonun türevini alacağım ama gerekli sadeleştirmeleri yapalım ilk önce. Fx eşittir diyorum. X kare eksi 1'i x eksi 1'e bölersem x artı 1 gelir. X kare eksi 1 x eksi 1 çarpı x artı 1'dir. Payda da x eksi 1 vardı. X artı 1 geldi. Artı arkadaşlar x eksi 2 bölü x kare eksi 4. X eksi 2 bölü x eksi 2 çarpı x artı 2. Yani 1 bölü x artı 2. Bakın şimdi ben f'in türevini alırken f'in türevi x eşittir diyorum. X artı 1'in türevi 1'dir. Bu 1 bölü x artı 2'yi ben x artı 2 üzeri eksi 1 olarak yazarsam bunun türevi eksi 1 çarpı x artı 2 üzeri nedir? Eksi 2'dir. Yani aslında f'in türevi x 1 eksi 1 bölü x artı 2'nin karesidir. Arkadaşlar bakın burada paydayı 0 yapan nokta eksi 2 noktası var. Kırılma noktasıdır, türevsizdir. Ama eksi 2 zaten yazmıştım ben. Bu yüzden farklı bir kök gelmediği için cevap 3'tür arkadaşlar. İkinci soruda bunu daha iyi anlayacaksınız. Gelin ikinci soruya bakalım beraber. Bu fonksiyon kaç tane pozitif tam sayı için türevsizdir denilmiş bize arkadaşlar. İlk önce f fonksiyonda paydayı 0 yapan, tanımsız yapan noktalarda türevsiz diyeceğiz. Yani biz burada diyeceğiz ki x eksi 6 eşittir 0'sa x eşittir 6 için türevsizdir. Ve burada arkadaşlar kökün içini negatif yapan noktalarda türevsizdir. O zaman x eksi 4 küçüktür 0'sa x küçüktür 4 yazdım. X küçüktür 4 olacak ama pozitif tam sayı olacak. O zaman 1, 2, 3. Sakın 4 tanedir demeyin arkadaşlar. Siz şimdi bu fonksiyonun türevini alın. F'in türevi x diyorum. Kök içerisinde x eksi 4. İçinin türevi bölü 2 çarpı kendisi. 1 bölü içinin türevi. 2 tane kök içerisinde x eksi 4. Artı arkadaşlar x artı 6 bölü x eksi 6'da bölümün türevi yaparsanız pay kısmı 0 gelmiyor zaten. Payda da x eksi 6'nın karesi var. Şimdi burada da paydayı 0 yapan noktalar kırılma noktaları. Türevsizdir. X eksi 6'yı 0 eşitledim. Buradan x 6 buldum. Zaten yazmıştım ben. Bir de arkadaşlar bakın burada paydayı 0 yapan nokta x eksi 4 eşittir 0. X eksi 4 eşittir 0, 8 eşittir 4 için yine bir kırılma noktası vardır. Yani ben buradaki 1, 2, 3'e 4'ü de ekledim arkadaşlar. Sonuç olarak kaç tane tam sayı varmış? Pozitif tam sayı 1, 2, 3, 4, 5 tane varmış. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı deniz şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Üçüncü soruda demiş ki arkadaşlar bize bu fonksiyonu aşağıdaki x değerlerinden hangisinde türevsizdir bu fonksiyon? C şıkkı. X yerine 2 yaz. Kökün içi negatif. Bitti bu kadar arkadaşlar. Çok fazla böyle düşünmeye gerek yok. Umarım çözüm açıklayıcı faydalı olmuştur. Dördüncü soruda arkadaşlar bize demiş ki bu fonksiyonun tanımlı olduğu kaç x gerçel sayısı için türevsizdir? Bu fonksiyon tanım kümesine baktığım zaman r fark eksi 1 virgül 1. Yani ben bu fonksiyonun eksi 1 ve 1'de türevli mi olup olmadığını incelemeyeceğim. Çünkü demiş ki tanımlı olduğu aralıklardan kaç tanesinde türevsizdir? Bu fonksiyon için kritik nokta 0 noktası. Sıfır noktasında sağ ve sol limite bakalım arkadaşlar. Sağ limit burada x yerine 0 yazıyorum. 2 bölü eksi 1'den eksi 2 geldi sağ limit. Sol limit arkadaşlar burada x yerine 0 yazıyorum. 2 bölü 1'den 2 geldi. Bir kere bu fonksiyonun limiti yok. İki noktası şey sıfır noktasında limiti yok. Sağ ve sol limitler farklı olduğu için sıfır noktasında türevsizdir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcıya faydalı olmuştur. Arkadaşlar 5. soruda bize demiş ki x eşittir 1 apsisi noktada türevliymiş. O zaman bu fonksiyonun bir noktasında sağ ve sol limiti birbirine eşittir. Çünkü limitli olması gerekir ve sürekli olması gerekir. Sağ ve sol türevlerin de birbirine eşit olması gerekir. İlk önce sağ ve sol limite bakalım. Burada arkadaşlar x yerine 1 yazdığım zaman sağ limit için 1, 4 daha 5 eşittir. Sol limit için aşağıya kullanacağım. X yerine 1 yazacağım. A artı B. Süreklilik için zaten yine yukarıdaki denklemi kullanıp x yerine 1 yazacaktım arkadaşlar. Yine 5 gelecekti. O zaman sağ ve sol türevlere bakalım. Sağ türev için x küp artı 4'ün türevini alacağım. Şurada x küp artı 4'ün türevini alacağım. Ve ben x yerine kaç yazacağım? 1 yazacağım. X küp artı 4'ün türevi 3x karedir. X yerine 1 yazarsam 3 sağ türev eşittir. Sol türev için ax kare artı b'nin x'e göre türevini alacağım. X yerine 1 yazacağım. Türevi 2ax'tir. X yerine 1 yazarsam 2a.
Arkadaşlar 2 A3 eşitse A'yı kaç bulurum ben? 3 bölü 2 olarak bulurum. Şurada A'yı yerine yazarsam 5 eksi 3 bölü 2 eşittir B ise 2 kere 5 10. Ondan 3 çıkarttım. B'yi de 7 bölü 2 buldum. Bana ne sorulmuştu? A çarpı B sorulmuştu. 7 bölü 2 ile 3 bölü 2 çarparsak 21 bölü 4. Yani sorumuzun doğru cevabı Denizli şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. 6. soruda bize demiş ki arkadaşlar hangilerinin 3 noktasında türevi yoktur? İkinci öncüle bakarsak her noktada türevli zaten. 3 noktasında da türevli arkadaşlar. Bir sıkıntısı yok ikinci öncülü. Sınavda olsam ben ikinci öncülü içeren şıkları elerdim. D'yi ve E'yi eledim. Çok da bir şey eleyemedim. Çok da bir şey yapamadım. Şimdi birinci öncüle bakarsak arkadaşlar mutlak değerin içini sıfır yapan noktada fonksiyonun türevi sorgulanmalı. Ben şöyle detaylı bir şekilde anlatayım size. Burada 3 mutlak değerin içini sıfır yapıyorsa arkadaşlar ben x'leri 3'ten büyük veya eşit alırsam mutlak değerin içi pozitif olur. Dışarıya da olduğu gibi çıkar. X eksi 3 olarak çıkar. Sonra x'leri 3'ten küçük alırsam mutlak değerin içi negatif olacağı için dışarıya çıkartırken eksiyle çarparım. Eksi x artı 3 yazarım. Arkadaşlar şimdi bir kere sağ sol limite bakacağım ama bu fonksiyonun 3 noktasında türevi olabilmesi için sağ ve sol türevin de eşit olması gerekir. Yani sağ ve sol limite bakmadan önce türeve bakalım isterseniz. Sağ türev için x eksi 3'ün türevini aldım 3 noktasında. 1. Sol türev için arkadaşlar eksi x artı 3'ün türevini aldım 3 noktasında. Eksi 1. Bakın sağ ve sol türevler birbirine eşit olmadığı için bu fonksiyonun 3 noktasında türevi yoktur. Bu yüzden de yoktur yani. Birinci öncülde yok arkadaşlar. Zaten hangisi yok demiş. 1 olacak yani. Üçüncü öncüle bakacağız arkadaşlar. Burada üçüncü öncül için türev var mı yok mu? X yerine 3 yazdığım zaman fonksiyonu kendisini sıfır yapıyor. O zaman ben burada bir türev alıp bakalım türevde sıkıntı var mı diyelim. Şöyle yapacağız burada. Bu x eksi 3'ün 5 bölü 3. kuvvetidir değil mi? Bir bakayım az. Gerçekten de öyle arkadaşlar. X eksi 3'ün 5 bölü 3. kuvvetidir. Sen bunun türevini alırsan ne gelir? 5 bölü 3 çarpı x eksi 3 üzeri 5 bölü 3'ten 1 çıkartırsan 2 bölü 3 gelir. Arkadaşlar bakın burada da bir sıkıntı yok. Burada da bir sıkıntı yok. O zaman bu fonksiyon 3 noktasında türevlidir. O zaman 3'ü de eledim. Bana ne sorulmuştu ya? Türevi yoktur demişti. Tamam. 2'de ve 3'te türev var. 1'de yok. O zaman sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. 7. soru güzel bir soru arkadaşlar. ÖSYM tarzı bir soru. Demiş ki yukarıda bahsi geçen fonksiyon için ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Gerçel sayılarda türevlidir demiş. Burada zaten kritik noktamız 2 arkadaşlar. 2 noktasında türevli ise gerçel sayılarda türevli olacak. 2 noktasındaki sağ ve sol limitlere bakalım. Sağ limit için burada x yerine 2 yazarsın. 4 kere 2 8. 8'den 6'yı çıkartırsan 2. Sol limit için arkadaşlar şurada x yerine 2 yazarsın. 2'nin karesi 4. 4'ten 2 çıkartırsan 2. Sağ ve sol limitler eşit o zaman limitli. Peki sürekli mi? Tabii sürekli arkadaşlar. Yine x'in 2 noktasındaki görüntüsü için x kare eksi 2'yi kullanacaksın. Demek ki sürekli. O zaman sağ ve sol türevlere bakacaksın. Sağ türev için arkadaşlar 4x eksi 6'nın türevini alacaksın. X yerine 2 yazacaksın. Türevini aldığın zaman 4 geliyor zaten. X yerine bir şey yazamıyorsun. Sol türev için arkadaşlar x kare eksi 2'nin türevini alacaksın. 2x, x yerine 2 yazarsan 4. Sağ ve sol türevler de eşit. O zaman 2 noktasında arkadaşlar bu fonksiyon türevli. Yani birinci öncül diyeceğiz ki biz kesinlikle doğrudur. İkinci öncül de demiş ki gerçel sayılarda süreklidir. Arkadaşlar gerçel sayılarda türevli ise zaten süreklidir. Bu yüzden ikinci öncül kesinlikle doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. Limit x kök 2'ye giderken x bölü fx vardır demiş. Bak özel bir durum. Limit x kök 2'ye giderken x bölü fx. Yani limit x kök 2'ye giderken x'i yazdım. Arkadaşlar kök 2 2'den küçük olduğu için şuradaki denklemi yazacağım. X kare eksi 2 yazacağım. Şimdi burada x yerine kök 2 yazarsam kök 2 bölü 0 geldi. Bak kök 2 bölü 0 bir belirsizlik değildir. Bu yüzden de belirsizlik giderilir diyemezsin kafanı kırarım. 0 bölü 0 olsaydı belirsizlik giderilirdi limit değeri olurdu. Ama kök 2 bölü 0 bir belirsizlik değildir. Giderilemez bu yüzden de limit değeri yoktur. 3'ü eledim. Yani sorumun doğru cevabı 1 ve 2 C şıkkıdır. Umarım arkadaşlar çözüm açıklayacağı faydalı olmuştur. Test de bitti sanırım. Evet test bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.